Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi birkaç tane limonum var. Bunları doğrayacağım. Limon hidrolatı yapacağım. Sadece limon suyu olduğu zaman biliyorsunuz yapışkan oluyor, şekerli. Limon hidrolat suyu yapacağım. Burada gördüğünüz gibi nane hidrolat suyumu hazırladım. Bittiği sürece spreyime koyup kullanacağım. Evet. Devamlı yanınızda bulundursanız şöyle küçük bir parça çok iyi olur çantanızda. Yüzüme de serptim. Çok güzel, serinletici, nemlendirici. Şimdi yine antiseptik, rahatlatıcı, güzel bir hidrolat yapacağız. Limondan hidrolat yapacağız. Yalnız belirtmek istiyorum, bazı kurularını da kullanıyorlar. Limonları iyice kurutup hidrolat yapılıyor. Ben tazesinden hidrolat yapmayı düşünüyorum. Yuvarlak halka halka doğrayacağım. Aslında bilmiyorum suyunu sıkayım mı? Tabii ki kabuklarıyla yapacağız. Yani kabuklarını da kullanacağız. Bütünüyle limonu doğrayıp tencereye koyup tencerenin kapağını ters çevirip suyunun, buharın tabakça düşmesini sağlayacağız. Ben böyle tazesinden yapmayı düşünüyorum. Daha diğer videolarda gördüğümde yapan kişiler kurutarak yapıyorlardı. Bakalım nasıl olacak, ama sıkmayı düşünüyorum. Acaba sıkayım mı? Kabuklarını da öyle mi koyayım, yoksa halka halka doğrayıp öyle mi yapayım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl karar vereceğim. Doğradıktan sonra bir tanesini doğrayayım. Ondan sonra karar vereceğim. Dilimlemeye karar verdim. Sıkmadım. Suyunu sıkmadım. Hafif böyle elimle şöyle sıkabilirim tencerede. Ama böyle dilimlemeye karar verdim. Biraz su koyacağım ve tencerede kaynama işlemine geçeceğim. Bu arada dipnot. Gördüğünüz gibi su var burada. Boraks suyum. Her gün, bugün 5. gün oluyor. Her gün 1 veya 2 kaşık içiyorum. Boraks suyum. Böyle kapattım ağzını. Tabii ki sürahilerin kapağı olmadığı için böyle bir Araplara benzedi. Ne ya, bu da dipnot olarak sizlere göstereyim dedim. Tencereme koydum. Hafif elimde şöyle sıktım. Fazla da değil olanları yani. Soğuk su koyacağım. Birlikte homojen şekilde kaynaya kaynaya su da kaynasın. Limonlarım da pişmeye başlasın. İkisi bir arada oluşsun. Ne kadar oldu bakayım? Şöyle bir göstereyim size. Evet. Yok, bu kadar yeter. Yarım litreden biraz daha az. Daha önce yapmış olduğum hidrolatından sonra tenceremi yıkadım, temizledim iyice. Çünkü kokusu silmesin diye. Şu anda limon hidrolatı yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi alt tabağa koydum. Üstüne tabağımı yerleştiriyorum. Ve tenceremin kapağını ters çevirip, evet, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ve tenceremin altını açtım. Daha sonra buharlaştığı zaman tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, hidrolat suyunun özelliği ürünün yağla birlikte bütünleşmesi, yağıyla birlikte bütünleşmesidir.
Daha önce yaptığım nane hidrolatı da aynı işlem uygulanmakta. Üstteki tabağa boşalan buharı kullanacağız. O bizim esas ürünümüz olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Ben devam edeceğim hidrolatımı çıkarmaya. Suyumuz bitene kadar bekleyeceğim. At suyumuz, dip suyumuz bitene kadar bekleyeceğim. Bakalım ne kadarlık bir buharlı hidrolat elde etmiş olacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakınız. Sizlere de başarılar diliyorum. Lütfen yapınız. Tavsiye ediyorum. Bu gül yapraklarından da yapabilirsiniz. Zaten fiyatını söyleyeyim sizlere. 100 milimi 20 euro, 20 dolar. Yani litresi ne kadara geliyor? Artık hesaplayınız. Hatta 20 bin euroya kadar litresi satılıyor hidrolatın. Evde kendiniz yapınız hidrolatınızı. Sizlere kolaylık olsun diye ben gösterdim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.